Merhaba sevgili King takipçileri. Evet, bugün de Walking Dead'in yeni bölümünün incelemesinde sizlerle birlikteyim. Şimdi artık 7. bölüme geldik. Sezon finaline de bildiğim kadarıyla 2 bölüm falan kaldı. Fakat bu 7. bölümde de gene bir hazırlık bölümü gördük. Zaten 6. bölümde bunu görmüştük, 7. bölümde de gördük. Yani bu senaristler bizimle dalga mı geçiyor, ne yapıyor anlamıyorum yani. Ya arkadaş, zaten Rick ve ekibinin, yani Negan'la olan ilk savaşının bir sonu olması lazım. Fakat bu son sürekli uzatılıyor. Sürekli uzatılıyor. 9. bölümde biz bu işi bağlayacağız diye saçma sapan işler yapıyorlar. Yani şimdi buna ne diyeyim ben bilmiyorum ki. Bütün bölüm boyunca gördüğümüz 3 tane olay var. Negan'lar nasıl kurtulacak? Rick o çöpçülerin elinden nasıl kurtulacak? Hurdacılar var ya onlar. Daryl ve Tara ne yapacak? Yani başka hiçbir şeyden bahsetmediler. Nick bunlara mektup vermişti. Geçen bölüm. İşte 2 gün sonra şurada olun, burada olun. Diye o muhabbeti bile göremedik yani. Ne oldu? Şimdi Saviors bu şerefsiz öcen sayesinde kurtulmanın yollarını arıyor. Yani Negan falan kimse hiçbir şey yapamıyor. Bütün olay Öcen'de. Artık Egün mi? Neyse onun adı. Yani Negan falan kimsenin aklına bir bok gelmiyor. Yani o kadar adam var orada. Kimsenin aklına bir bok gelmiyor. Bir tek şerefsiz Egün'den şey buluyorlar yani. Arkadaş, hani esas adı Scavengers olan Saviors'ları kurmuşsunuz. Milleti böyle üstüne çökmüşsünüz. Yani eski böyle orta çağdaki krallıklar gibi üstüne çökmüşsünüz. En başta sizsiniz. Herkesi altınıza almışsınız falan. Yani o zaman bütün planlar kuruluyor. Ama bahçedeki aylakları temizlemek için kimse hiçbir şey yapmıyor. Aman Öcinciğim, aman Öcinciğim, aman kurtar bizi falan. Yani bütün iş o şerefsizde. Bu arada bizim bu Gabriel vardı, rahip. O da dedi ki işte doğru olanı yap. Doktor Carson'ı kurtaralım. Gel biz de beraber ol falan. Sonra bizim yanık surat vardı. Yanık surata da gitti. Egün dedi. Bak dedi. Bu konu hakkında bir şey yapma. Senin ihanet ettiğini söylemeyeceğim dedi. O da dedi ki. Ya kardeşim bak bu Saviors zaten battı. Sen hiç bulaşma bu işlere. Yani burada Egün'ün yapacağı işlerin üstüne odaklandık biz. Ya bu adam İhaneti söyleyecek mi? Bu adam rahibe yardım edecek mi? Olayımız bu. Ne Negan'ın fonksiyonu var, ne başkasının fonksiyonu var. Kimsenin bir şeyi yok. Sonra döndük bu sefer Daryl ve Tara'nın yanına. Bunların yanında da biliyorsunuz samurayımız Michonne vardı. Bir de canımız ciğerimiz Rosita vardı. Bunlar da daha iş başlamadan ayrıldılar. Yani daha doğrusu şöyle. Rosita iş başlamadan ayrıldı. Ya ben bunu yapamam, ben Rick'e güveniyorum falan dedi, kaçtı. Lan kaçtıysan niye geliyorsun? Niye geliyorsun? Madem kaçacaksın niye geliyorsun? Ondan sonra Michonne dedi ben devam edeceğim. O sırada Morgan geldi bunların yanlarına. Morgan dedi siz merak etmeyin, gözcüler bizimle şey yaparız, biz onları avlarız mavlarız falan fıstık. İyi dediler, planı uygulayalım. Yani uygulayacakları plan da şu. Çöp kamyonu var. Çöp kamyonuyla girecekler Saviors'ın bahçesinin içine. Orayı yıkacaklar. İşte içeri zombiler dolacak. Yani plan da uygulanabilir ama riski yüksek bir plan. Çünkü patlayabilecek bir plan. Hani neyin ne olacağı belli değil yani. İçeri girdikten sonra o kadar şey girecek de ne olacak belli değil. Sonrasında tam böyle işi halledecekler. Michonne da ben bunu yapamam dedi. Kaçtı gitti. Ya arkadaş işin zaten sonuna gelmişsin. Yani olayı yapacak bunlar belli. Madem öyle niye baştan he ben yapacağım diyorsun? Rosita ile beraber git işte. Yok. Yani bunların niye onlarla beraber geldi? Niye gittiği belli değil yani. İşi göreceğiz dediler. Görmeden gittiler. Sonra bu işte gözcüler vardı. Orada sniper'cılar falan. Onlar dedi siz işi yapın. Bunlar daldılar. Yani daha doğrusu Daryl daldı kamyonla. Ondan sonra kaçtı bunlar. Bütün şeyler içeri girdi. Zombiler içeri girdi ama zombiler hiçbir hasar veremedi ki arkadaş. Yani geldiler o bir tane
Bunların çıkacağı merdiven vardı. Onun oraya 15-20 tane zombi öldürdüler. Kalan zombiler çıkamadı. Yani hiçbir etkisi olmadı bu işin. Sıfır. Yani bu kadar büyük risk bence alınması yanlıştı yani. Şimdi orada içeri daldırdın mı onları, rahat böyle bir sürü adamı kevirmesi lazım yani. Az da değil orada. 200 tane mi ne zombi var yani. Ama hiçbir şey yapamadılar yani. O zombiler yürümeyi mürümeyi de bilmiyor. Halbuki yarı bedenleri kopukken böyle sürünmeyi biliyorlardı. Hiçbir tanesi yukarı çıkmadı arkadaş ya. Ölü zombilerin yanında ellerini böyle diye uzatarak kaldılar. Yani bu zombilerle de bir şey olmuş yani bu sezon. Yani zombiler böyle bu kadar kalacak şeyler değil. Onun üstüne çıkması lazımdı. Eski şeylerden böyle hatırlıyorum. Yani Glenn'in, Abraham'ın milletin başına acayip acayip olaylar geliyordu. Durduramıyorlardı bunu. Hani bunlar bir merdivende 20 tanesi öldüğü için mi durdu yani? O kadar 200 tane zombi. Yani bence burada bir senaryo hatası var. Yani resmen böyle Negan'ları bu işten kurtarıp, Savers'ları bu işten kurtarıp yani Rick'i zor durumda bırakmak için. Tamamen onun için kurgulanmış bir şey. Şerefsiz Ojin zaten bütün hamlelerini yaptı. Hem zombiler içeri girdikten sonra rahibe dedi, ben sizin yanınızda değilim. Şöyledir böyledir diye salladı. Orada da gitti bu bizim ölen Sasha'nın iPod'unu buldu. Onunla işte uçuracaktı. Bu şekilde oradaki zombileri uzaklaştıracaktı. Onda da bu bizim yanık surat geldi. Yapma etme falan dedi bilmem ne. Onu da vuramadı. Ben keşke şu şerefsiz Ojin'i vursaydın ya. Ya şu Ojin ölsün ya. Vallahi ölsün de kurtulalım ya. Kendi çarpık kişiliğinden bıktık artık ya. Bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Vuramadı onda. Neydi onun yanık suratı da Dwight miydi neydi? Vuramadı onda. Ama gitti iPod'u indirdi aşağı. O sırada zaten bizimkiler daldı. Daryl'la böyle çöp kamyonu çötenk diye daldılar. Atış patış yaptılar şeyler gelsin diye. Bu Saviors'ın elemanları gelsin diye. Herhalde oradan da Morgan ateş ediyordu. Birkaç tanesini herhalde yaraladılar, öldürdüler, bir şeyler yaptılar. Ama dediğim gibi yani o içeri daldırma olayı da hiçbir numara yoktu yani. Hiçbir şey olmadı. Sonra geldik biz Rick'in bölümüne. Rick'in önce biz senin heykelini yapacağız diye bir çıkardılar. Bu dedi gelin dedi, bize katılın dedi. Yok dedi, olmaz. Bunu tekrar dışarı attılar. Ondan sonra tekrar dışarı çıkardılar. Bu sefer bir tane ölüyü böyle yakalamışlar. Uzaktan bir sopayla böyle tutuyorlar. Efendim Rick'i yedirtecekler. Ya o kardeşim, karşınızdaki Rick Grimes. Yani o adam bir tane böyle zombiyle ölecek adam mı ya? Yani onunla alt edebilir misiniz yani? Zaten alt edemediler. Bölümün aksiyonunu gördük. Rick geldi bunları döve 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 adam etti. Hepsini adam etti. En sonunda da onların başı olan karıyı aldı. Sonra o ölünün kafasını koparmıştı. Onun yanına da bu çöpçülerin, hurdacıların başını koydu böyle. Yani orada kadını öyle dayadı. Tam yedirtecek böyle dedi. Lan dedi, artık dedi benim dediğimi kabul ediyor musun lan dedi. He? İhanetçi karı, kabul ediyor musun dedi. Yani orada yenilmek mi yoksa kabul etmek mi ikileminde kararını hızlı verdi. Rick dediğini kabul etti. Sonra bunlar atladılar böyle kamyona. Geldiler Saviors'ın mekanına. Sonra Rick baktı böyle sağa sola. Allah Allah dedi. Lan bu işte bir gariplik var. Orada herhalde bir tane gözcüyü aşağı indirmişler. Böyle 2-3 tane ölü vardı yiyordu onu falan. Neyse bu ölüleri öldürdü, yukarı çıktı böyle bir su deposu gibi bir şey. Onun tepesine çıktı bir baktı. Orada çöp kamyonu var. Bütün ölüler gitmiş etmiş. Yani kaldı ortada. Kimse de yok piyasada. Ne Alexandria'ya gelmiş, ne Hilltop gelmiş, ne Kingdom'dan kalanlar gelmiş. Böyle adam yani resmen göt gibi kaldı ortada. Şimdi 8. ile 9. bölümde ne yapacaklar merak ediyorum yani. O içeride de bu Eguin'de zaten alt katı istila etmişti o zombiler. Onlarla ilgili bir plan yaptı. O planı da göremedik. Yani tahmin ettiğim herhalde tepelerden zombileri ateş ede ede hepsini öldürdüler.
Artık kalanları da bıçakladılar mı, ne yaptılar onu da göremedik. Ne olduğunu da anlamadık. Sadece silah sesleri gördük falan. Bir de o iğrenç şerefsiz Egü'nin kusmasını musmasını izledik. Ya bilmiyorsan içme o mereti ya. Hem içiyor hem kusuyor. Bilmiyorsan içmeyeceksin kardeşim. Ha, bir de takipçilerim şunu unuttum. Şimdi Negan'la Egü'nün konuştular. Negan bunun planını beğendi. Şöyle bir elini uzattı. Bu salak Egü'nün gitti öpmeye kalktı. Lan oğlum karşındaki Don Carlo'ya ne mi lan öpmeye çalışıyorsun? Tabi Negan hemen lan gerizekalı ne yapıyorsun dedi. Elimi sıkacaksın ya dedi. Bu da bölümün küçük bir latifesi olarak kaldı. Sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi Walking Dead'in şerefsiz senaristleri 2 bölümdür saçma salak işler yapıyorlar. Bize düzgün bir şey vermediler. Bakalım 8. ile 9. bölümde ne olacak? Yani artık 8. bölümde de böyle bir şeylerin hazırlığı olursa artık vallahi keseceğim kendimi. Yeter artık bir şey gösterin ya. Bir şey gösterin yani. Hiçbir şey göstermiyoruz. Yani şimdi 8. bölümde Negan'ın nasıl kurtulduğunu, yani o Saviors'ların nasıl kurtulduğunu öğreneceğiz. Büyük ihtimal bir flashback bir şey yaparlar. Onu herhalde gösterirler. Onu öğreneceğiz. Bu Hilltop Alexandria Kingdom geldi mi onları göreceğiz. Bunlar gelmezse Rick orada tek başına. Arkasında o hurdacılar var. O hurdacılar onu tekrar satacak mı onu göreceğiz. Yani olaylar çok. Bakalım ne olacak. Son derece merak ediyorum. Şu anki gidişata göre yani Rick'in tayfası büyük bir darbe yemiş durumda. Ellerindeki en büyük avantajı kaybetmiş durumdalar. Ya bunun üstesinden nasıl gelecekler? Saviors'a karşı tekrar nasıl güçlenecekler? Ha gerçi Saviors'ın elindeki en büyük silahları hallettiler de. Yani adamların elinde ne ağır silah kaldı, ne roketleri kaldı. Hiçbir şey kalmadı adamların elinde. Yani herkes yine elinde keleşle, M16 ile falan çarpışmaya başladı yani. Yani biliyorsunuz bu hurdacılar sürekli taraf değiştiren kaypak tipler. Eğer onlar taraf değiştirmezlerse bir şans olabilir. Yani yine böyle kaypaklık yaparlarsa iş zor. Bakalım 8. bölümde göreceğiz inşallah bir şeyler. Evet, bir Walking Dead daha incelemesinde sizlerle birlikteydim. Videomu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Ben Esoshield King. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili takipçilerim.